Network marketing sisteminden para kazanmak caiz midir? Network marketing sistemleri hangi çeşit kurum olursa olsun, yani ister yerli olsunlar, ister yurt dışı menşeli olsunlar, ister bu kurumlarda satılan ürünler helal sertifikalı olsun, fark etmez. Network marketing sistemi bizatihi kendisi ticari işlem olarak problemli olduğundan dolayı böyle bir uygulamadan para kazanmak İslam fıkıh açısından caiz değildir. Buradan para kazanmak caiz olmadığı gibi bu kurumlardan veya böyle bir sistemden ürün alıp da caiz olmayacak şekilde başkalarının para kazanmasına sebebiyet olmamak için buradan ürün almak da caiz değildir. Çünkü ben sisteme girmesem de oradan ürün aldığım zaman da birileri gayrimeşru şekilde bu sistemden para kazanıyorlardır. Şimdi network sisteminin caiz olmamasıyla alakalı fıkhi olarak şu gerekçe zikredilmektedir. İslam fıkhında bir şeyden bir kişinin para kazanabilmesi için ya malı olup malını satması, ya sorumluluk üstlenip o sorumluluk neticesinde yani ustanın yanındaki çırağı gibi çırağı yapamaması durumda o ameli ben yapacağım bunu üstlenmesi veya ameli olup belli bir amelini yapıp bundan para kazanması gerekir. Bu üç saymış olduğumuz üç durum dışında yani mal, daman ve amel. Bu durumlar dışında herhangi bir şeyden para kazanılacak olur ise buna İslam fukahası ribhu malem yudman demişlerdir. Yani sorumluluk almamış olduğun şeyden para kazanmak demişlerdir. Peki network sisteminde ribhu malem yudman nerededir? Network sisteminde kişi kendisi sisteme birini kattığı zaman da o kişi başkasını, ta silsile olarak uzaklara kadar gidildiğinde hiç bağlantısı olmayan, hiçbir şekilde ameli olmayan, benim kaydettiğimin, kaydettiğinin 3, 4, 5, 6, 10 batın altından para kazanılıyordur. Peki ben burada yani 8. sıradaki kişinin 9. kişiyi kaydettiği zaman da buradan para kazanıyorum ama benim burada ne amelim vardı? Ben belki evimde çay içiyordum o esnada. Yani para kazanmayı istihkak edecek bir eylemin söz konusu değildi. Bundan dolayı ki bu sistemin de en cazip noktası da burasıdır. Altınıza ne kadar aktif üyeler toplayabilirseniz, üyeleriniz sizin ne kadar aktif olursa siz de o kadar para kazanıyorsunuzdur. Şimdi üyelerimin faaliyetlerinden ben sadece amelim nerede? Bu satmış olduğum kişidedir. Satmış olduğum kişi dışındakilerde ve benim vermiş olduğum eğitimler, mal satımları, mal tedarikleri sadece bu şahıslarla alakalıdır. Bu şahıslar dışındaki diğer şahıslarla benim herhangi bir alakam söz konusu değildir. Bu hususta bazı kurumlar 4 halaka aşağısına kadar izin verip ondan sonrasına vermemektedir. Aynı problem yine bu kurumlarda da söz konusudur. Bundan dolayı bunlar da caiz değildir. Şimdi bu konuyla alakalı yani bu zincirden ve halakadan bu şekilde kişinin sorumluluğu olmaksızın, bir ameli olmaksızın para kazanma durumu olduğundan dolayı bazı kardeşlerimiz bize şöyle itiraz ediyor. Hocam bizim sistemde sizin her ay çalışmanız ve amel etmeniz lazım, diğer kurumlara benzetmeyin. Bu şekilde itirazda bulunuyorlardır ama burada da bir yanlış anlaşılma söz konusudur. Burada bizim bahsetmiş olduğumuz kişinin ameli olmaksızın para kazanma meselesi kazanmış olduğu her bir paradaki amelidir. Yoksa evet kurumların tamamında benim sistemden para kazanabilmem için ay içerisinde belli bir ölçüde aktif olmam ve belli bir seviyeye kadar mal satmam zorunludur. Yani ben sistemden, diğer zincirlerden, diğer halakalardan parayı alabilmem için benim ay içerisinde belli bir seviyede para satmam, bütün belli seviyede mal satmam bütün kurumlarda zorunludur. Yani burada problem şuradadır. Ben buradaki şahıslara ürünleri satıyorum. Buradan diyelim 1000 TL'lik veya 5000 TL'lik ürün satıyorum ama parayı buradan değil, özü itibariyle ve sistemde beni cezbeden tarafı neresi? Buradan para kazanıyorum. Benim amelim burada kazanmış olduğum her bir parada bir amelimin olması gerekir. Benim amelim burada değil. Burada çünkü ben aylık belli bir kotada satıyorum. Her ay aynı rakamları satamam. Sistemde beni bana kazandıran ve sistemi benim için cazip yapan neresidir? Sistemin diğer kayıtlarında veya diğer zincirlerinde benim sistemde bu şekilde onlardan veya üyelerimin faaliyetlerinden para kazanmamdır. İşte bu şekilde network'te Her ne kadar bazı kurumlar faaliyet olduğunu ve amel olduğunu iddia etseler de işte eğitim ve aracı olma şeklinde bir takım izahatlarda bulunsalar da bunlar hakiki anlamda amel niteliği taşımadığından dolayı network marketing sistemi caiz değildir. Bu kurumlarda ticari faaliyetlerde bulunmak caiz olmaması, kurumların yurt dışı menşeili veya yerli olması veya helal sertifikası olması, helal sertifikalı olmaması adına bir farklılık söz konusu değildir. Çünkü biz burada malın meşruluğunu veya malın helal olup olmamasını tartışmıyoruz. Malın helal olup olmaması ve gayrimeşru olması bu bahsi diğerdir. Gayrimeşru malın satılması zaten caiz değildir. Burada mal meşru bile olsa yine böyle bir problem karşımıza çıkmaktadır. Sistem bu şekilde problemli olduğundan dolayı da sisteme girmek caiz olmadığı gibi sistemde ürün almakta zaruri durum yok ise aynı şekilde caiz değildir. Bundan dolayı hocam ben oradan krem alıyorum, kozmetik ürün alıyorum veya temizlik ürünleri alıyorum, ucuz alıyorum, ekonomik alıyorum, kaliteli alıyorum şeklinde. Bu tür yaklaşımlar da doğru değildir. Çünkü sistem caiz değil. Benim bu sistemden ürün almam caiz olmayan bir sistemde yukarılara doğru bir zincirin para kazanmasına ve gayrimeşru para kazanmasına sebebiyet veriyordur. Bundan dolayı sisteme girip sistemden para kazanmak caiz olmadığı gibi sistemden ürün almak da aynı şekilde caiz değildir. Sadece zaruri tedavi gibi durumlar söz konusu ise bu durumda alınabilecektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala